39. Bölüm. Vuran Çekiç Meyhanesine Baskın. İhtiyar Pardayan Vuran Çekiç Meyhanesinde oğluyla görüştükten sonra konağın eşi içine dönmüştü. Yolda oğlu için şöyle düşünüyordu. Vay kafir şeytan. Fakat oğlum bu gibi işlere ne diye burnunu sokuyor. Şimdi koca Paris'te sanki sevilecek başka kız kalmamış gibi Louise'e tutulmuş. Yazık ki sözlerim öğütlerim para etmedi. Eğer beni dinleseydi adam olurdu. Ne yaparsam boş. Kaderde ne varsa o oluyor. Ne biçim bir çocuk bu? Tam da bir kartal yavrusu gibi olmuş oğlum. Neyse, şimdi bana düşen ona elimden geldiği kadar yardım etmektir. Dememeye varınca Maraşel'in sabırsızlıkla kendisini beklediğini söylediler. Hemen onun dairesine çıktı. Maraşel de Emil Pardayan'ı düşünmüyordu. Biricik düşüncesi tabanca atmak suretiyle arabaya hücum eden adamın kim ve ne olduğunu öğrenmekti. Bunun arabayı uzaktan takip etmiş olmasından ve evi öğrenmesinden korkuyordu. İhtiyar asker Maraşel'in odasına girerken ''Uykusuzluktan çok yorgun bir halde olduğumu söylemeye mecburum.'' dedi. Maraşel ''Geçmiş olsun.'' diye cevap verdi. ''Zannederim siz de hücuma uğradınız.'' ''Evet, vaka bu hücum size karşı yapılmıştı. Bereket versin ki ben de orada bulunuyordum.'' ''Hücum eden kimdi? Maksadı ben miyim yoksa araba mıydı?'' ''Zannederim ikisi de.'' Hücum edeni yahut edenleri yakalayabildiniz mi? Haydi söyleyiniz. Galiba Monsenyor gece rahat rahat uyudular. Keyfiniz yerinize. Halbuki ben sabaha kadar bütün gece koşmak ve dolaşmakla geçirdim. Durumu anlatayım. Konaktan 200 adım kadar ötede tabanca patlar patlamaz araba dört nala kalktı. Ben de peşinden koşmaya başladım. Bu sırada arabayı yakalamak için bir adamın da var kuvvetiyle koşmakta olduğunu gördüm. Ben hemen arabayla bu adamın arasına girdim. Beni görünce yaklaşma! Diye bağırdı. Bunun üzerine cevap olarak sen yaklaşma dedim. Cevap vermeden kılıcını çekip üzerime atıldı. Doğrusunu söylemek gerekirse adam hem yeri yarı güçlü hem de kılıcını çok ustaca kullanıyordu. Önce onun hücumlarını çeldikten sonra ben ileri atıldım. Bana dayanmak istiyordu. Fakat karşımda tutunamayacağını anlar anlamaz bu sefer kaçmaya başladı. Gözlerini arabanın kaybolduğu yerden ayıramıyordu. Bundan çapkının hedefinin araba olduğu anlaşılıyordu. Birdenbire önümden kaçarak koşmaya başladı. Tabii kendisini takip ettim. Maksadı başka yollardan dolaşarak arabayı önlemekti. Sonra ne oldu? Müthiş bir kovalamacı oldu. Çapkının kolları kadar bacakları da kuvvetliymiş. O koştu, ben kovaladım. Elimden kurtulamayacağını anlayınca sen nehrin karşı tarafına geçti. Ben tabii peşinden ayrılmadım. Büyük kilisenin etrafından birkaç defa dolaştık. Sizin anlayacağınız bu kovalamaca hemen hemen sabaha kadar sürdü. Sonunda kuvvetten kesildi. Kendisini bir köşe başında sıkıştırdım. Teslim olmasını istedim, kabul etmedi. Aramızda ölesiye bir çarpışma başladı. Eğer onu öldürmeseydim, herhalde o beni öldürecekti. Demek öldürdün. Evet, kılıcım göğsünün bir tarafından girip öbür tarafından çıktı. Denville rahat bir nefes aldı. Teşekkür ederim Pardayan. Bana büyük bir hizmette bulundun. Sana mükafat olarak 200 ekü vereceğim. Çok teşekkür ederim muhterem senyor. Size bu şekilde hizmet edebildiğim için mesudum. Ancak bir şey sormak isterim. Acaba bu hizmetin bir işe yaradı mı? Hazineyi sağ salim gideceği yeri götürebildiniz mi? Evet, senin ve Ortes'in fedakarlığı sayesinde bunu başardım. Pardayan müsaade alarak Maraşel'in yanından ayrıldı. Doğrucu odasına girdi. Kendi hizmetinde bulunan Didier'e sordu. Konakta Gilot adında kimse var mı? Var efendim, başseyistir. Jönet adında bir kadın, kilere bakan hizmetçi kadındır. Haydi öyleyse, bana bunları çağır. 10 dakika sonra Jönet gülerek odaya girdi. Pardayan sordu. Jönet sen misin? Evet efendim. Pekala sen çok iyi bir kızsın. Şu ocağın üzerindeki iki eküyü al. Kızcağız bir şey anlamamakla beraber kendisine verilen iki eküyü aldı ve dışarı çıktı. 5 dakika sonra da ahmak suratlı bir adam içeri girdi. Pardayan kaşlarını çatarak Jilot denilen adam sen misin? Diye sordu. Evet benim. Senin başın hiç hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Şaşıran ve korkan Jilot ekledi. Niçin efendim? Çok saygısız ve terbiyesiz bir adamsın da ondan. Şimdi anladın mı? Eğer bir kusur işlediğimse affediniz. Neyse. Bu defalık affediyorum. Hadi. Defol ve yüzüne bir daha iyi bir şekil vermek için iki kulağını kesmek istediğimi sakın unutma. Bundan sonra 2 saat kadar deliksiz bir uyku çekti. Uyanınca yine de diğerden Maraşel'in kral tarafından kabul edilmek üzere saraya gitmiş olduğunu öğrendi. Aynı zamanda gözüne masanın üzerinde duran içi para dolu yeni bir kese ilişti. Kendi kendine işte eküyan bir ev diye düşündü. Şimdilik bunları toplamaya gayret edelim. Bunları beline yerleştirdikten sonra giyindi.
Maksadı oğlunu görmek üzere Vuran Çekiç meyhanesine gitmekti. Fakat yolda aklına oğlunun köpeği Pipo geldi. Bunu almak için Denivia Oteli'ne uğramaya karar verdi. Otele vardığında tam yemek zamanıydı. Sofralar kurulmuş, hala yemek kokuları ortalığı kaplamıştı. Pardayan karnının acıktığını hissederek hemen 4 kişi için özel surette hazırlanmış bir sofranın başına geçti. Bunu gören garsonlardan biri kendisine yaklaştı. "Affedersiniz," dedi. "Bu sofranın sahibi var." Pardayan başını salladı. "Pek susadım. Şimdi bana bir şişe âlâ şarap getir bakayım," dedi. Garson bir şey söylemeden çekildi. Az sonra şef garson olan Lubin azametle masaya yaklaştı. Sert bir sesle, "Bayım, size masanın sahibi bulunduğunu haber verildi zannederim." İhtiyar asker kendisini tanıdı. "Vay, siz misiniz? Keyfiniz yerinizde mi?" Eski papaz o zaman Pardayan'ı tanıdı. "Aman, siz misiniz şövalye?" diye kekeledi. "Benim ya. Patronunuz Randrusa'yı görmek için 100 saatlik yoldan geldiğim halde nasıl karşılanıyorum? Şaştım doğrusu. Azizim, hemen gidip Landrusta'yı bana gönder bakayım." Az sonra otelin mutfağından bir homurtu yükseldi ve Landrusta yüzü gözü kızarmış ter içinde olduğu halde göründü. Pardayan, "Ne o azizim Landry?" dedi. "Yüzünüz gözünüz kızarmış, ağlıyor musunuz yoksa? Benim geldiğimi duyunca sevinç gözyaşları döküyorsunuz galiba." "Evet şövalye, hem sevinçten hem de az önce doğradığım soğan yüzünden gözyaşı döküyorum." "Öyle mi? Doğrusu böyle karşılandığımdan dolayı pek sevindim." Landrius'a beti benzi atmış olduğu halde, "Acaba otelimizde ne kadar kalarak bizi sevindireceksiniz?" diye sordu. "Hiç, yalnız geçerken uğradım." Bu sefer otel sahibi mırıldandı. "Ah, bizim için ne talihsizlik. Madem ki bu kadar acı duydunuz, ben başka bir masaya geçeyim. Bu sofra kimler için hazırlandı?" "Vicomte d'Espaumont, bugün arkadaşlarından olan Cruz, Pezu ve Kerviyer gibi saygıdeğer dostlarını burada bir ziyafet veriyorlar." "Öyle mi? Doğrusu lokantanız şeref kazanacak. O halde derhal kalkıyorum. En iyisi şu masanın arkasındaki küçük odada yemek yiyeyim. Orada bana bir sofra hazırlarsanız." Landrius'a sevinçle "Emredersiniz," diye mırıldandı. "Zannederim size bir miktar borcum da var." "Evet efendim. Öyle bir şey olacak." Landry'nin güvensiz bakışını gören Pardayan, "Rica ederim hesabımı çıkarın. Derhal hepsini ödeyeyim," diyerek sözünü bitirdi. Aynı zamanda eliyle de kemerine vurdu. Para sesini duyan Landry'nin gözleri parlamıştı. "Emredersiniz şövalye," diye haykırdı. Aynı zamanda mutfaktan, "Tutun, vurun, yakalayın, hırsız," diye feryatlar yükseldi. Ve tüyleri karmakarışık, iri bir köpek ağzına kızarmış bir tavşan olduğu halde fırladı. Köpek kapının kapalı olduğunu görünce Pardayan'ın bulunduğu köşeye sığındı. Tavşanı yere bıraktıktan sonra hırlayarak üzerine gelenleri bekledi. İhtiyar asker, "Bu köpek herhalde Pipo'dur," diye haykırdı. Landry, "Evet efendim," diye cevap verdi. "Fakat bu tavşan Vicomte d'Espaumont'a aitti." "Şövalye, aldırma." Köpeği kovalayanlar geri dönerken Landry, "Bu köpek şimdiye kadar görmüş olduğum köpeklerin en iyisi ise de maalesef hırsızlık huyunu hiç beğenmiyorum," dedi. "Oğlum nasıl, iyi mi?" "Afiyetlidir. Kendisini görmediniz mi?" "Hayır, çünkü yeni geliyorum. Haydi soframı çabuk hazırlasınlar. Yemeklerimin hepsini birden getirsinler ve beni rahatsız etmesinler. Yalnız başıma yemek yemekten çok hoşlanırım." Birkaç dakika içinde sofra hazırlandı. İçeriye kaptığı tavşanı alamadıklarını gören Pipo da geldi. Pardayan bu odadan memnun kaldı. Çünkü küçük perdelerle ayrılan camlardan lokantaya girip çıkanları göreceği gibi aralık kapıdan da Vicomte'la arkadaşlarının konuştuklarını da duyabilecekti. Köpek tavşan kızartmasını iştahla yedikten sonra ihtiyar Pardayan'a minnetle baktı. Yanına yaklaşarak kendisini tanıtmak ister gibi kokladı. Sonra kısaca havladıktan sonra kapının karşısına yerleşti. Tam bu sırada içeriye Vicomte'la iki arkadaşı girdi. Garsonlar bunları doğruca hazırlanmış olan sofraya götürdüler. Üçüncü davetli olan Cruz biraz geç geldi. Nefes nefes otururken, "Louvre Sarayı'ndan geldiğim için biraz geciktim. Affedersiniz," diye söylendi. Pezu kaba kaba güldü. "Ne o? Cılız Charles sizi fazla meşgul etti galiba." Cruz, "Krala mükemmel bir tüfek sattım." Ortez, "Kral nasıl?" diye sordu. "Hep eski kral. Daima sulh taraftarı. Biricik isteği Katoliklerle Hugnoları barıştırmak. Amiral Coligny'e bir memur gönderdi. Navarre kraliçesine bir mektup yazdı. Kız kardeşini Henry de Burn'le evlendirmek istiyor." "Vicomte, ya öyle mi? Yakında görüşürüz," diye homurdandı. "Cruz, size gayet meraklı bir şey anlatacağım," dedi. Gecikmemin asıl sebebi sarayda geçen şaşılacak bir olaydı. "Neymiş bu olay? Anlatayım." "Biliyorsunuz ki Kral Charles Denville ile François de Montmorency'yi barıştırmak istiyor. Bugün ikisini de çağırtmıştı. Ben kapının önündeydim.
Birden bir kraliçe geldi. Bir şey dinleyerek ve izin almayarak kapıyı açtı ve içeri girdi. Kral kızdı. Fakat kraliçe önem vermeden François'un beraberinde getirdiği bir adamı gösterdi ve tevkifini istedi. Meğer bu adam hem kraliçeye hakaret etmiş hem de Duc d'Anjou'yu öldürmeye kalkmış. Kral bunun üzerine Pardean adındaki bu adamın derhal tevkif edilmesini istedi. Desparamont yerinden sıçradı. Nasıl? Pardean mı? Evet, o gencin ismi Pardean imiş. Nasıl olur? Bu işte herhalde bir yanlışlık olacak. Pardean denilen adam yaşlı bir askerdir. Hatta onunla benim de görülecek bir hesabım vardır. Hayır, bu Pardean 20-22 yaşlarında bir delikanlıdır. Doğrusu Montmorency çok yaman adamlara malik bulunuyor. Benim bildiğim Pardean katiyen genç değildir. Sonra da kendisi Mareşal Denville'in hizmetindedir. Ben bildiğimi söylüyorum. Belki de iki tane Pardean vardır. Çünkü ben bu adamı eskiden de tanırım. Tahta köprüdeki olayı çıkaran adam da bu genç Pardean'dı. Neyse, geçelim. Kral tevkif emrini verince hepimiz üzerine atıldık. Fakat azgın herif ne yaptı biliyor musunuz? Klos'un kılıcını kapıp kırdı. Orada bulunan herkesi tahkir etti. Sonra pencereden atlayarak kaçtı. Mauret pencereden arkasından ateş etti fakat vuramadı. Bunun üzerine bütün muhafızlara kendisini yakalamak emri verildi. Hepsi dışarı fırladı. İşte benim aklıma göre Cruz sözlerini bitiremedi. Çünkü yandaki küçük odanın kapısı şiddetle açıldı. Dört adam ihtiyar Pardean'ı bıyıkları dimdik olmuş karşılarında gördü. Masanın durumu geçmesine engel oluyordu. Pardean kendini nezaketle selamladı. ''Lütfen müsaade edin de geçeyim. Acele bir işim var.'' dedi. Ortes ''Pardean!'' diye bağırdı. Diğerleri de şaşkın şaşkın kendisine bakıyordu. Pardean sabırsızlandı. ''Yol veriniz diyorum. Acele işim var.'' ''Hala mı kımıldamıyorsunuz?'' ''Pekala öyleyse.'' Böyle diyerek masaya bir tekme indirdiği gibi masa devrildi. Üzerindeki yemekler ve içkiler de yuvarlandı. Bunu gören Desparamont hiddetle kılıcına sarıldı. ''Alçak herif!'' diye haykırdı. ''İşin ne kadar acele olursa olsun bana yaptığın bu hakaretin cezasını çekeceksin.'' Pardean, ''Sözlerinize dikkat ediniz.'' diye cevap verdi. ''Acele işim olduğu zaman kılıcı pek fena kullanırım. Görüşmemizi sonraya bırakalım.'' ''Hayır! Hemen kılıcınızı çekin. Yoksa sizi tepelerim.'' ''Pekala. Madem ki öyle istiyorsun.'' Hizmetçiler ve bir kısım müşteriler sokağa fırladıkları, Landros'ta karakola adam gönderdiği, bir kısım müşteriler de olan biteni seyretmek için merakla çevrelediği anda iki adam lokantanın ortasında kılıç kılıca geldi. Desparamont ihtiyar askere bütün kuvvet ve ustalığıyla hücum etti. Pardean doğrusu karşısındakinden bu kadar büyük bir enerji beklemediği için bir an şaşalamıştı. İşte Vicomte da bundan yararlanarak kılıcıyla Pardean'ın sağ kolunu yaraladı. Kan görünce Vicomte'un arkadaşları sevinçle haykırdılar. Pardean ağır bir küfür savurdu ve hemen kılıcını sol eline aldı. İşte çarpışma daha şiddetli bir şekilde almıştı. İhtiyar asker öyle bir hücumda bulunuyordu ki Vicomte canını kurtarmak için duvara kadar gerilemek zorunda kaldı. Daha ziyade gerilemeye imkan kalmayınca Pardean bir hamle daha yaptı. Göz açıp kapayıncaya kadar kılıcı Desparamont'un omzunu deldi ve öte yandan dışarı çıktı. Pardean bir kelime söylemeden kanlı kılıcını kınına sokarak dışarı fırladı ve otelin önünde toplanan halkı yararak koşmaya başladı. Pipo da garip bir hisse kendisini takip ediyordu. İhtiyar asker 15 dakika sonra vuran çekiç meyhanesine varmıştı. İçeri girer girmez ''Kato!'' diye meyhaneci kadını çağırdı. Gençliğinde Paris'i alt üst etmiş bir kadın olan yaşlı meyhaneci kadın bulunduğu köşeden çıktı. ''Oo siz misiniz? Ne istiyorsunuz? Şarap mı?'' ''Hayır! Oğlum nerede?'' ''Dışarı çıktı.'' ''Ne zaman?'' ''Sabahleyin. Mükemmel bir uykudan uyanır uyanmaz giyindi ve dışarı çıktı. Hala da geri dönmedi.'' ''Pekala öyleyse. Kendisini bekleyelim. Sen bana bir içki ver. Şu yarayı iyileştirmek için de bir şey getir.'' Kato böyle şeylere alışkındı. 5 dakika içinde şövalyenin sağ kolundaki yarayı temizleyerek sardı. Yara hafifti. Ondan sonra önüne bir şişe şarap koyarak gözlerini kapıya dikti ve oğlunu beklemeye başladı. Kendi kendine ''Herhalde başına bir felaket geldi.'' diye söylendi. ''Hay şeytan hay. Kendine ait olmayan şeylere ne diye karışıyor? Lord Sarayı'na ne halt etmeye gitti? Ah şu gencin ötekinin belekinin yardımına koşmaktan vazgeçeceğini bilsem sağ kolumu feda ederim. Ah şu gençlik delilikleri.'' İhtiyar Pardean daha şarabını yaralamadan meyhanenin önünde bulunan Pipo'nun kesik kesik ve sevinçle avladığını duydu. Bir saniye sonra da genç Pardean kurşun gibi içeri girdi. ''Hazır ol baba! Beni takip ediyorlar!'' diye bağırdı. Şövalyede Pardean Lourdes Sarayı'ndan kaçtıktan sonra doğruca François de Montmorency'nin konağına gitmişti. İsviçreli kapıcı bu sefer hiçbir zorluk göstermeden kendisine kapıyı açtı. François de Montmorency de yarım saat sonra konağına döndü. Genç Pardean'ı burada görünce onu kolları arasına alarak sıktı. ''Sevgili oğlum,
Beni ölümden kurtardınız, dedi. Rica ederim Monsenyor, bundan artık bahsetmeyelim. Yenisine bakalım. Yalnız bir noktayı anlamadım. Kraliçe Catherine ile aranızda geçen olay nedir? Kraliçe dostum olan bir adamı sizin de kendisini tanıdığınız Kont Marillac'ı öldürmediğim için bana düşman kesildi. Donjou'ya gelince kendisine Saint Denis sokağında oturan iki kadının peşinde dolaştığı için hakaret etmiştim. Maraşal sarardı. Kralın kardeşi ne demek? Evet, çünkü bu hakarete layık bulunuyordu. Seni tebrik ederim. Demek bu iki zavallı kadın uğrunda bu kadar büyük tehlikeleri göze aldın. Babamın işlediği bir hatayı düzeltmek istediğimi zannederim daha önce söylemiştim. Evet. Şimdi Paris'ten gideceksiniz değil mi? Ben mi? Neden? Neden olacak? Ne kadar şiddetle takip edildiğinizi biliyorsunuz. Eğer ele geçecek olursanız mahvolduğunuz gündür. Sarayda geçen olaylardan sonra kraldan bir af koparmaya da imkan kalmamış bulunuyor. Paris'i terk etmeyeceğim gibi kimsenin yardımına da muhtaç değilim. Ben kendimi kurtarmasını bilirim. Benim için üzülmeyiniz. Maraşal Denville benden sonra ne yaptı? Her şeyi inkar etti. İnkar mı etti? Evet, siz de bulmadığınız için iddialarımızı ispat edemedim. Teşebbüslerimiz neticesiz kaldı. Şimdi ne karardasınız? Kardeşime düşünmesi için 3 gün mühlet verdim. 3 gün sonra konağına gideceğim. Ya o beni öldürecek ya ben onu geberteceğim. Şimdi gelelim size. En iyisi burada kalmanızdır. Sizin için tehlike ortadan kalkmadan konağımdan çıkamazsınız. Teşekkür ederim efendim. Fakat başka bir yere gitmek için söz vermiş bulunuyorum. Öyle mi? Fakat... Babasını düşünen Pardayan, François'un sözünü kesti. Hayır, benim için üzülmeyiniz. Cevabını verdi. Gideceğim yer çok emniyetli bir yerdir. Nasıl isterseniz öyle hareket ediniz. Ancak sizi bulmam gerekirse size nasıl haber gönderebilirim? Çünkü şu anda sizden fazla güvenebileceğim kimsem yoktur. Ben her gün konağınıza emniyetli bir adam gönderirim. Sizin acele bana bir ihtiyacınız olacak olursa, Lourdes civarında bulunan Vuran Çekiç meyhanesine bir adam gönderirsiniz. Ben orada bulunacağım. Pardayan kendisini bir kere daha kolları arasında sıkan Maraşal'e veda ederek dışarı çıktı. Yolda yürürken mümkün olduğu kadar göze çarpmamaya çalışıyordu. Aynı zamanda hep bugünkü olayları ve zavallı iki kadını düşünüyordu. Acaba onlar ne olmuşlardı? Louise, o güzel, oyuncu genç kız acaba neredeydi? Ne yapıyordu? Acaba kendisi hiç aklına geliyor muydu? O böyle hayal içindeyken burnunun dibinden geçen Mauret'i görmemişti. Mauret, Pardayan'ı tanıyınca kendisini bir kitapçı dükkanına darattı. Pardayan geçtikten sonra dışarı çıkarak devriye askerlerine haber gönderdi. Aynı zamanda Kulüs'le Magiron'da göründüler. Böyle kalabalıklaşınca Pardayan'ı yakalamak üzere hızlı hızlı yürümeye başladılar. Pardayan bu sırada Vuran Çekiç meyhanesinin bulunduğu sokağa varmıştı. İçeri girmeden evvel bir defa arkasına bakınca 3 asilzade 10 kadar askerin peşinden gelmekte olduklarını gördü. Mauret, "Dur!" diye haykırdı. Askerlerin başında bulunan çavuş da ''Kral adına!'' diye bağırdı. Kral sözünü duyan halk şapkalarını çıkardı ve kenara çekildi. Birkaç seyyar satıcı da askerler tarafından yakalanmak istenen bu adamı tutmaya teşebbüs etti. Fakat bu adam silahsız olmakla beraber insana öyle bakıyordu ki bu bakışlar ve sıkılmış yumruklar karşısında geri çekilmek zorunda kaldılar. Askerler koşuyorlardı. ''Tutunuz! Kral adına dur!'' Pardayan meyhaneye girmemeye karar verdi. En iyisi meyhanenin önünden geçtikten sonra karşıdaki eğri büğrü içinden çıkılmaz sokaklara dalmak ve kaybolmaktı. Fakat aynı anda bu ümidinin de yıkıldığını hissetti. Çünkü sokağın karşı tarafında da bir devriye kolu görülmüştü. Şövalye saçlarının dibinden terlediğini hissetti. Ne yapacağını düşünürken gözü köpeğine ilişti. ''Demek babam gelmiş.'' diye düşündü ve derhal kendini Vuran Çekiç meyhanesinden içeri attı. İhtiyar Pardayan oğlu içeri girip takip edildiğini söyler söylemez bir anda kapıya fırlayarak sağa sola baktı. Tehlikeyi görünce derhal kapıyı kapayarak sürgüledi. Bu anda askerler kapının önüne varmışlardı. Kapıya yumrukla vurarak ''Kral adına kapıyı açınız!'' diye haykırdılar. İhtiyar Pardayan ''Şu kapının arkasında öte biri yiyelim!'' dedi. Baba oğul birkaç dakika içinde meyhanede ne kadar masa ve iskemle varsa hepsini kapının arkasına yığmış bulunuyordu. Çavuş hala ''Kral namına! Kral adını açınız!'' diye bağırıyordu. Baba oğul en sonra ağır bir dolabı da sürükleyerek kapıya dayadılar. İhtiyar Pardayan o zaman ''Şimdi bir saatlik bir vaktimiz var.'' dedi. Genç şövalye ''Bir saatte Paris bile yıkılır.'' cevabını verdi. İhtiyar ve tecrübeli asker ''Kato!'' diye meyhane sahibini çağırdı. ''Buradayım şövalye. Bana cevap ver bakalım. Dostumuz musun, düşmanımız mısın?'' ''Dostunuzum.'' ''Aferin sana Kato. Sen iyi bir kadınsın. Düşmanımız olsaydın büyük bir acı duyarak seni öldürmek zorunda kalacaktım.'' Sonra dışarıda kopan kıyamete metelik vermeden oğluna döndü. ''Daha vaktimiz var. Hele sen şimdi olup bitenleri anlat bakayım.'' Genç Pardayan babasına başından geçenleri kısaca anlattı. Çavuş dışarıdan ''Kapı açılmıyor. Kralın emrine isyan ediliyor.
diye bağırır bağırırken Pardayan içeride oğlunu azarlıyordu. Hay Allah cezanı versin diyordu. Saray denen oyuna neden girersin? Sözlerimi, öğütlerimi neden dinlemezsin? Dışarıda muhabbetin olduğu anlaşılan bir ses yükseldi. Kapıyı kırınız! İhtiyar Pardayan da Kato! Diye seslendi. Buradayım efendim. Sende yağ var mı? En âlâ cinsinden 3 küp ceviz yağım var. Güzel. Yukarı katta bir ocağın var mı? Var efendim. Ceviz yağları nerede? Aşağıda, mahzende. Anahtar? Buyurun. Şimdi sen hemen yukarı çık. Ocakta bir domuz kızartacak kadar bir ateş yak. Şişman kadın hiç ses çıkarmadan kucakladığı bir demet çalı çırpıyla merdivenlerden yukarı çıktı. Pardayan da oğluna dönerek, haydi şu yığınları yukarı çıkaralım, dedi. 10 dakika sonra 3 küp dolusu ceviz yağı, aşağıda buldukları bir kazan, bir sürü şişe, içki ve bir kazma yukarı çıkarılmış bulunuyordu. İhtiyar Pardayan, cephanemiz ve silahlarımız tamam, diye mırıldandı. Kato, evini yıkmamıza razı olur musun? Yıkabilirsiniz. Sen şu kazanda kepçe kepçe yağı kaynat. Biz de şu merdiveni ortadan kaldıralım. Baba oğul kazma ve buldukları bir demirle 5-10 dakika zarfında merdiveni yukarıya rapt eden direkleri kırdılar. Merdiven böylece yıkıldı ve aşağıyla bağlantı tamamıyla kalkmış oldu. Aynı zamanda dışarıdakiler baltalarla hücum ettikleri kapıyı yıkmaya ve içeri girmeye muvaffak olmuşlardı. Fakat merdiven yıkılınca yeniden duralamak zorunda kaldılar. İhtiyar Pardayan meyhaneci kadına dönerek sordu. Yağ ısındı mı Kato? Kaynıyor. İyi, getir bakalım. Şu bayların susuzluklarını giderelim. Tencereyi ateşten indirerek yıkılan merdivenin başına geldiler. Aşağıya bir sürü adam dolmuş. Bir merdiven yok mu? Diye bağırıp duruyorlardı. İhtiyar asker son defa söylüyorum diye bağırdı. Bizi rahat bırakarak çekilip gidiniz. Yoksa hepinizi aşağıcağım. Cevap olarak bir sürü küfür ve tehdit sesleri aldı. Bunun üzerine günah benden gitti diyerek elinde tuttuğu iri bir tahta kaşığı kızgın yağ batırdı ve bu yağları aşağıdakilerin üzerine rastgele dökmeye başladı. Aşağıda bir feryattır koptu. Bağıran, ağlayan, inleyen, kaçmak isteyen adamların ayakları altında ezilen kimseler meyhanenin alt katını alt üst etmişti. Pardayan durmadan kızgın yağı serpiyordu. Nihayet salonda kimse kalmadı. Bunun üzerine ''Aman ateş sönmesin, durmadan yağ kaynat!'' emrini tekrarladı. ''Kaynatıyorum şövalye.'' Bu sırada dışarıdan bazı sesler yükseldi. Bir marangoz büyük ve sağlam bir merdiven getirmişti. Mavret ''Pencereye dayayınız!'' diye bağırdı. Merdiveni o kadar şiddetle pencereye dayadılar ki bütün camlar kırıldı. 7-8 kişi arka arkaya merdivene tırmanmaya başladılar. İhtiyar Pardayan oğluna bir göz işareti yaptı. Bunun üzerine ikisi de merdivenin üst tarafını tutarak şiddetle ittiler. Merdiven büyük bir gürültüyle devrildi. İki kişi ezilerek yerde kaldı. Aynı zamanda Pardayan oğlu yarım kazan dolusu ceviz yağını da kalabalık halkın üzerine boşaltmışlardı. Askerler ve halk bu durum karşısında çok şaşırmışlardı. Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmamışlardı. Ne yapacaklarını kestiremiyorlardı. Aralarında tam 125 kişi haşlanmış veya yaralanmış olduğundan geri çekilmeye mecbur olmuşlardı. Bununla beraber gittikçe de kalabalıklaşıyorlardı. Olayı duyan saraya mensup ne kadar asker ve asilzade varsa koşup gelmişti. Genç Pardayan gittikçe kalabalıklaşıyorlar diye mırıldandı. Ceviz yağımız da azalıyor. Birdenbire dışarıda kuvvetli yükselen Mavret'in sesi duyuldu. Madem ki onlar yakmaktan hoşlanıyorlar biz de kendilerini yakalım. Bu teklif halk arasında alkışla karşılandı. ''Evet, yakalım. Domuzlar kebap edilmeli. Evi kral adına yakınız.'' gibi sesler yükselmeye başladı. ''Galiba muharebe yakında sona erecek. Kato, bu adamlar bu işi sahiden yapabilirler mi?'' diye sordu. ''Onlardan her şey umulur.'' Genç şövalye etrafına göz gezdirdikten sonra meyhaneci katına sordu. ''Bu duvarın arkasında ne var?'' ''Orası bir tavuk tüccarının evidir.'' Jean Pardayan hemen kazmayı alarak bütün kuvvetiyle duvara vurmaya başladı. İhtiyar asker ''Dur oğlum.'' dedi. Kazma seslerini tavuk tüccarı duyarsa hemen askerlere haber verir. Olsun baba. Ben diri diri yanmaktansa evimde kılıç çarpışa çarpışa ölmeyi tercih ederim. Öyleyse yık. Duvar kalın ve sağlamdı. Genç şövalye bütün kuvvetiyle vurduğu halde pek yavaş deliniyordu. Bereket versin dışarıdaki gürültü patırtı yüzünden kazma sesleri duyulmuyordu. Evin altına kucak kucak çalı çırpı küçük tahta parçaları dolduruyorlardı. Dakikalar çok nazikti. Büyük Pardayan kazma seslerini ev sahibinin duymaması için dua ederken şişman Kato halk arasında saçlarını yolan birini gösterdi. ''İşte tavuk tüccarı budur.'' dedi. Bu sırada aykırışlar daha ziyade arttı ve ortalığı bir anda kesif bir dumanla odun kokusu kapladı. Çalılara ateş verilmişti. Nihayet bütün meyhane dumanlar arasında kayboldu. Meyhane bir çıra gibi yanıyordu. Yangın bununla da kalmayarak sağda solda birkaç evi daha yakıp kül ettikten sonra güç bela söndürülebildi. Evleri yanan halk mühim zararlara uğramış bulunuyordu.
Fakat bunun ne önemi olabilirdi? Asıl büyük halk kütlesi seyrettiği manzaradan son derece memnundu. Bu zafer üzerine Mauret, Kules ve Magiron karakola büyük bir neşe içinde saraya döndüler. Kraliçe Mauret'i derhal kabul etti. Mauret bir selam verdikten sonra "İntikamınız alındı majeste," dedi. "Genç serseriyi ininde bastırdık ve evle birlikte yakıp kül ettik." "Mauret, krala büyük bir hizmette bulundunuz. Mükafat göreceksiniz." "Söyleyeceklerim yalnız bu kadar değil majeste. Ben bu serseriyi herhangi bir yerde ele geçirebilir ve temizleyebilirdim. Asıl önemlisi meyhaneyi kendisiyle birlikte yaktığım zaman halka içinde Hugonoların bulunduğunu söylememdir. Bunun karşısında halkın gösterdiği sevinci göreydiniz majeste." Kraliçe gülümsedi. "Galiba Hugonolarla anlaşmak üzere olduğumuzu unutuyorsunuz." "Söylediğim sadece hakikattir." Kulesiyle Magiron da doğruca Duc d'Anjou'ya giderek Pardeyan'ı birkaç serseriyle birlikte yakıp kül ettiklerini söylediler. Duc d'Anjou da bu habere çok sevindi.